biz gerekli tedbirleri alıp, sebeplere sarılıp, elimizden gelen bütün gayreti gösterdikten sonra Allah'a dayanmak, ona güvenmek, tamamen Allah'a teslim olmak ve ona sığınmaktır tevekkülün bir anlamda anlamı. Hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde buyururlar ki لَوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلُهِ Eğer siz Allah'a gereği gibi tevekkül etmiş olsaydınız لَرُزِكْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرِ Sabahleyin yuvasından aç olarak çıkıp akşamleyin yuvasına tok olarak dönen kuşları rızıklandırdığı gibi Allah sizi rızıklandırırdı. Yani buradan şunu anlıyoruz. Tevekkül, tembelliğin, miskinliğin mazereti asla olamaz. Allah Celle Celaluhu, bakınız, Kur'an-ı Kerim'de mütevekkil kullarını övüyor. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ ile başlayan ayette Allah'ın adı anıldığı zaman müminlerin kalpleri ürperir, titrer. Ve izâ tüliyet aleyhim âyâtuhu Allah'ın ayetleri onlara okunduğu zaman imanları artar. Ve alâ rabbihim yetevekkelûn. Onlar sadece ve sadece Allah Celle Celaluhu'na tevekkül ederler. Bir gün Hazreti Ömer radıyallahu anh böyle Medine sokaklarında dolaşırken Yemen halkından başı boş gezen bir takım insanlarla karşılaşıyor. Diyor ki onlara siz kimsiniz bakalım, bir tanıtın kendinizi. Biz diyorlar işte garip, guraba, derviş, efendim Allah'a tevekkül eden mütevekkilleriz. Hazreti Ömer'in cevabı hakikaten asırlara ibret olacak şekilde. Hayır, siz mütevekkil değilsiniz, siz müteekkilsiniz. Yani hazır yiyicilersiniz. O yüzden biz tamamen çalışıp, mücadele edip, sonucunu efendim Allah'a havale ederek tevekkül etmemiz lazım.